Aslan torunu benim. Bayağı ağırlaşmış. Çok yedirmiyorsunuz değil mi Pınar? Yiyecek tabii baba, büyüme çağında o. Sonra obez mobez olmasın da yani. Ay çok anlarsın bebeğe bakmaktan değil mi Rıza? Size de bir şey söylenmiyor yani ha. Akşam hareketli geçti ha. Öyle oldu baba. İyi ki yollamışım senle Sinan'ı o bölgeye. Bırın kırın ederek gittiniz ama. Şans işte baba, ya da adamların şanssızlığı. Resmen kafa kafaya geldik. İyi, aferin size. Ha, Pınar'cığım. Aklımdayken. Bak, böyle bir şey istiyordun sen. Aa, yok artık Ali. Ay çok güzel. Anne bak. Aa, pek güzelmiş. Ali? Beğendin mi? Ay bu çok pahalıdır. Feda olsun biricik karıma ya. Çok zevkli bir şeymiş Ali. Çok incesin valla. Masraf olmayacak mı Ali? Olsun be Pınar, bir tane karım var. Kaç aydır para biriktiriyorum. Dişimden tırnağımdan arttırdım senden habersiz. Ay canım benim ya. Ay. Hadi tak. Oğlum ne ara fırsat buldun? Nereden aldın bunu? Dün almıştım mesai çıkışı. Devriye falan derken üstümde kaldı. İyi hadi. Çıkalım biz de. Geç kaldık ya. Bakayım. Ay. Nasıl oldu? Çok yakıştı güzelim. Sağ ol hayat. Bak anne. Harika canım. Güle güle kullan. Hadi güle görüşürüz. Güle güle. Hoşçakalın. Hadi. Anıl evden sabaha karşı 2'de ayrılmış. Semih ise 3 sularında ayrıldığını iddia ediyor. Yani ikisi de aynı kadına mı sarmışlar? Anıl'ınki pek öyle değil. Kadın kendi davet etmiş eve. Ama Semih davetsiz misafir. Yani kesin olan bir tek şey var. Anıl evden ayrıldığında Esra hala hayattaymış. Bu Semih'i en azından katil zanlısı yapmaya yeter. Bir de ofistekilerin ifadesi var. Aslında bu ikisi, Semih ile Anıl. Öyle çok da sıkı dost değillermiş. Murat ne durumda? Esra'nın komşularını yokluyor. Daha dönmedi. Şimdilik elimizde başka bir şey yok. İki adamı da salmıyoruz. Murat gelince tekrar toplanıyoruz, tamam mı? Şimdilik bu kadar. Anlaşıldı. Sinan, sen kal biraz. Otur. Şu dünkü kuyumcu soygunu. Elinize sağlık. Paketlemişsiniz adamları. Sağ olun amirim. Ali de yanındaydı değil mi? Beraberdik. Peki, sana bir şey sorsam. Doğru cevap vericinden şüphe etmem. Öyle değil mi? Elbette Rıza baba. Ali bu sabah şık bir kolyeyle geldi eve. Pınar'ı almış. Dünkü mesele de malum. Kuyumcunun mallarını kurtarmışsınız. Ali kuyumcudan hediye aldı mı? Ben yanındayken almadı ama... Aması ne? Yok olmaz dayı, sen teşekkürünü ettin, yeter o. Ya ne olacak? Bak yanlış anlama. Hediye bu. Ali ben dışarıdayım kardeşim. Tamam tamam geldim. Bir ara ben çıktım. İkisi yalnız kaldı. Olmaz Rıza baba, mümkün değil, yapmamıştır ya. Ali yapacak bir çocuk değil. Gördün mü sen, görmedin mi? Amirim görmedim ama biliyorum ki yapmaz. Bizim ekipte olmaz böyle şey. Kurallar kesin. Olacak olsa yani Ali... insan bir şekilde belli etmez mi hiç kendini? Tamam Sinan. Tamam. Sen Ali'ye bir şey belli etme, tamam mı? Tamam Rıza baba. Çıkabilirsin. Kızım bizim evi bağla bana. Hiç beklemezdim. Ali niye kalkıştı ki böyle bir işe? Vallahi aklım almıyor anne. Şaşırdım kaldım. Hele bir de o kolyeyi babam gidin geri verin deyince. Vermek bir şey değil de. Verirken yerin dibine geçmek. Ah ya. Soracağım bunun hesabını ona. Pınar bak. Ben sana bir şey diyeceğim. Söyle anne.
Sen acaba böyle laf arasında Ali'ye... Ne? Böyle pırlanta bir kolye falan istediğini. Sen ne diyorsun anne ya? Olur olur kızım. Masum bir istek gibi gelir sana. Bilemezsin ki. Ya evet, istediğimi söyledim ama. Al işte bak, gördün mü? Ay ne gördün mü anne? Ne gördün mü? Ay ne yaparsan yap bana git kolye al diye tutturmadım yani ben Ali'ye. Tamam kızım tamam, sinirlenme. E sinir ediyorsun ama. Hadi gel. Tamam oldu, ben geçtim siparişte. Aha. İyi günler beyefendi. İyi günler. İyi günler hanımlar, buyurun. Neyse abi, herif sopayla çıkacak şeylerin karşısına. Ne o soyguncuların? Ulan herif silah çekecek, senin sopan ne yapacak ki onlara? Rıza baba. Ali. Odaya. Oo, yine barut gibi Rıza baba. Bu çağrışı çağrı alamet değil valla. Perdeyi de kapattı oğlum. Şşş, bana bak, ne yaptın oğlum, doğru söyle. Vallahi bir şey yapmadım abi bu sefer. Ne oluyor ya? Şşş, yok yok, yapmışsın sen bir şeyler kesin. Şşş, hiç inanmadım ben de. Abi. Ali. Geldim baba, geldim. Abicim bir hayrınız yok bari, lafa tutmayın ya. Ne oluyor sizce? Buyur baba. Rica ederim Ali Bey. Siz buyurun. Buyurun oturun. Yok oturmayayım, sağ ol baba, benim işim... Otur dedim sana. Konuşmak istediğim bir şey var seninle. Mühim bir şey. Bak, bir sefer soracağım ve sen bana bir seferde doğruyu söyleyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık baba, tamam. Nedir bu? Bakın, dün galiba başınıza bir iş gelmiş. Neredeyse soyuluyor musunuz? Doğru. Sağ olsun iki cengaver polis sayesinde kurtuldum. İşte o ikisinden biri benim kocam. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ama bu kolye... Kabul edemeyiz beyefendi. Kusurumuza bakmayın lütfen. İyi güzel de bu kolyeyi hediye vermedim ki. Nasıl yani? Emin misiniz? Ya versem hatırlamaz mıyım? Salak mıyım ben? Yok canım, estağfurullah. Çok ısrar ettim ama istemedi kocanız. Zaten benim de böyle bir parçam yok. Anne babamı ara. Çabuk ol hadi. Eh be Rıza, eh be Rıza. Lafı uzatmayacağım Ali. Sen de uzatmadan cevaplarsan iyi olur, tamam mı? Bak, sen benim elimde yetiştin bu meslekte. Ve bu mesleğin, hele hele benim ekibimin kesin değişmez kuralları vardır. Öyle değil mi? Öyle tabii baba. Madem öyle, sen nasıl gidip de... Bir dakika. Efendim Ayla. Rıza. Rıza, açtın mı konuyu Ali'ye? Konuştun mu? Evet. Neredeyse yani. Konuştun mu? Konuşmadın mı? Ayla, ne diyeceksen de. Oyalma beni. Hadi çabuk. Açmadıysan hiç açma Rıza. Sakın açma. Anlamadım. Şimdi çıktık kuyumcudan. Akşama anlatırız sana. Göründüğü gibi değil. Hadi hoşça kal. Evet Ali. Evet baba. Ben diyecektim ki akşam, yok dün akşam, yok bu akşam eve giderken, Murat. Rıza baba. Murat, konuştun mu? Çıktı mı komşulardan bir şey? Bir görgü tanığı var baba, konuşmamız lazım. Tamam oldu, tamam. Toplantı odasına geçin, geliyorum hemen, hadi. Tamam. Baba, bizim mesele? Yok yok, önemli değil, sonra konuşuruz, hadi. Allah Allah. Tamam Sinan. Hazırsanız aşağı ineceğiz. Olur kızım, inelim. Buyurun. Yaşlı bir kadın. Tam karşı evde oturuyor. Sabah 4'te evden bir adamın ayrıldığını görmüş. 4'te mi? Anıl 2'de ayrıldığını söyledi. Semih de 3 civarı. Bu durumda biri yalan söylüyor. Peki kadın saatten emin mi? Emin. Her gün o saatte içtiği bir ilaç var. Saati akşamdan kurup yatıyor. Yattığı yatak Esra'nın evine tam cepheden bakıyor. Bizzat gördüm. Kadın teşhis edebilecek mi gördüğü adamı? Bence edecek. Hatta verdiği tarife bakılırsa etti bile. Yani hangisi? Semih mi, Anıl mı? Hangisi? Rezil ettin beni Ali.
Tüm esnafa madar oldum sayende. Ya güzelim, adam gibi anlatsana, ne oldu? Yoksa kolyeyi mi beğenmedin? Mesele o değil Ali. Ya hayır, o kadar da masraf yaptım Pınar. Tamam, istemiyorsan değiştiririz. Hala masraf diyor ya. Çıldıracağım. Ya ne oldu bunlara yine? Hani çözülmüştü mesele. Allah Allah, ne oldu? Çözüldü zannediyorduk da. Yani Ali hediye falan almamış kuyumcudan. İyi işte, aferin ona. Daha ne istiyorsunuz? Keşke o kadarla bitse Rıza'cığım. Sizi de rahatsız ettik. Hediye falan yokmuş. Mesele kapandı yani. Kapandı kapanmasına da... Kolyemi geri alabilir miyim lütfen? Tabii. Sahiden bunu takacak mısınız yani? O ne biçim laf? Elbette takacağım. Yani takın isterseniz de... Siz böyle taklit ürünlere layık değilsiniz. Ne? Ne? Taklit mi? Bu kolye sahte mi yani? Yani adam gibi sahtesini yaparlar, bir yere kadar anlarım. Bu bildiğiniz boncuk hanımefendi, boncuk. Çin'den 50 sente getirip burada 5 liraya satarlar. 5 lira mı? 5. Yani bildiğimiz 5. Evet hanımefendi. Şşt. 5 lira. Sakin. 5. Tamam canım. Sakin. Boş ver. Hadi gel. Hayır. Paran yoksa almazsın, olur biter. Ay bir de acındırıyor kendini. Yok dişinden tırnağından arttırmış. Yok aylarca para biriktirmiş. Ya Pınar, yalan söylüyordur o herif. Esnaf işte bundan biliyor canım kolyeyi. İki kuyumcu daha gezdim Ali. Hepsi tek tek kontrol ettirdim. Kimi 3 lira dedi, kimi 5 lira. Nasıl baktılar bana biliyor musun? Yani şimdi 3'ün 5'in hesabını yapmasak Pınar. Al şu boncuğu. İstemiyorum. Git gözüme gözükme. Pınar. Of anne, sen bir şey söyle bari. Ben ne diyeyim oğlum? Baba. Hiç umurumda değil. Ya hediyenin büyük küçüğü mü olur ya? 3-5 değil, tam 20 lira verdim ben buna. Ay! Ali, zorlama istersen daha da batma yani bence. Bırak. Bırak batsın Ayla. Batsın bize mi? Ömrün geçer şehrin sokakları.